Borçları ödemek ve zengin olmak için ne yapabiliriz? Dua söyler misiniz? Diye bir takipçimiz sual sormuş. El cevap. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Hassantukum bil hayyul kayyum la yamutu ebeda ve defa'tu ankum su'e bila havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Radiyallahu teala anna ve enküm. Bismillahirrahmanirrahim. Hazinetul Esrar kitabı müellifi Seyyid Muhammed Hakkı en-Nazili. Evet, rahmetullahi aleyhin kitabı. O kitapta bir hadis-i şerif gelmektedir. Ayşe validemize rivayet edilmiştir. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri şöyle buyuruyor. Sana birkaç kelime öğreteceğim. Bu kelimeleri söyleyip dua edersen dağlar kadar borcun varsa Allah subhanehu ve teala o borcunu kurtulman için, kolayca kurtulman için sana yardım eder. O borcunu kolayca kurtulursun. Bu bir hadis-i şeriftir. O hadis-i şerifin metnini videomuzun başında getirdik. O dua nedir? O Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam hadisi şerifte tavsiye ettiği, tavsiye buyurduğu dua nedir? Duanın sigası, metni şöyle. Allahümme kfini bi helalike en haramike ve eğnini bi fadlike en men sivak. Allah'ım beni haramlardan sakınmış halde helal ile rızıklandır, iktifa ettir. Haramdan beni mahfuz kıl manaları vardır. Manasını içermektedir. Allah Subhanahu ve Teala'dan haramdan beni koru, ben mahfuz olayım haramdan diye sipariş verirsek Allah Teala'ya, Allah Teala bize zaten şey rızkımız semadan yağıyor. Rızkımız kolayca tayyip lokma olarak bize ulaşır. Ve agnini bi fadlike ammen sivak. Beni senin fadlınla zengin eyle. Ammen sivak. Senden başkasına muhtaç etme. Senin başkasının minnetine bırakma beni. Senden başkasında gözüm olmasın. Senden başkasına tame kalbimde olmasın. Teame gir derler. Başkasına meyletmekten beni koru. Sadece senden isteyeyim. Hatta bu hakta Allahümme ağnini bil iftikar ileyk ve la tufakkirni bil istignai ileyk duası da vardır. Yani sadece Allah Teala'ya muhtaç olma, başkasına muhtaç olmama duası. Peki bu Allahümme kfini bi helalike an haramike ve ağnini bi fadlike an men sivake duasını her namazdan sonra 7 kere ve cuma günleri cuma namazından sonra cuma günleri 70 kere okumak tavsiye edilmiştir kitaplarda. Her cuma 70 kere cuma namazından sonra işte ve her işte günlük namazımızın arkasından 7 kere okunması. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne zaman bir duadan bahsederse, bir zikirden bahsederse ya da bir sureyi söylerse rivayet olundu ki bu siga, bu metin, bu sözler, bu zikir ümmetimin kalbinde olmasını arzu ederim buyurdular. Yani ezberlemek ve manasını kalpte tutmak, manasına inanmak. Biz bu duanın tekrarıyla veriyoruz. Kamil Mürşit Hazretlerinin zengin olma hakkındaki bir tavsiyesi vardır. Bir de Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh sahabe içinde en zenginlerinden biri sayılırdı. Şimdi o zatın altınlarını sayarsak o zat kadar zengin kişi bulunmadığını günümüzdeki ilim ehli hülasa etmişler. Peki bu iki hususu da tavsiye etmek isteriz. Zengin olmak için ama bu.
Evet, Kamil Mürşit Hazretleri zengin olmak için şöyle tavsiyesi vardır. Ne kadar miktar zenginlik istiyorsun? Mesela sen efendim eline 300 bin TL gelmesini istiyorsun. Acilen 300 bin TL gelmesini istiyorsun. Mesela diyorum o 300 binin 40'ta birini borç al. 300 binin zekatı nedir? 40'ta biri. 300 bin TL paranın zekatı nedir? 40'ta biri mesela. Sen de o 300 binin 40'ta birini birinden borç al ve o 300 bin daha eline gelmeden önce sanki elinde 300 bin TL varmış da zekatını veriyormuşsun gibi onun zekatını ver diyor. Kime ver? Muhtaç olana, yetimlere, borcu olana ya da hakikaten kendini ilme adamış takva ehline. Öyle değil mi? Yoksa senin paran bir yere lüksa harcanır da niye benim param gelmedi dersin. Evet, ilim taliplerine, yolda kalan yani zekat kendilerine verilecek kişileri iyice öğren ve o zekatı birisine ver. Peşinden hemen eline Allah Teala o 300 bini sana gönderir diyor. İnşallah anlatabilmişizdir. Mesela senin efendim 100 bin acilen eline gelmesini istiyorsun. Ya da 80 bin TL acilen eline gelmesini istiyorsun. O zaman sen birinden 2 bin TL borç alıyorsun ve 2 bin TL'yi Allah'ım ben zekat olarak veriyorum bu 2000'i. Elime sen 80 bin TL'yi gönder ya da daha fazlasını gönder diye veriyorsun. Bu bir. İkincisi, bir kardeşimiz bunu yapmak istemiş. Fakat demiş ki ben şimdi demiş filancaya verirsem lüksa harcar. Filancaya verirsem lüksa harcar. En iyisi ben bu paraya acaba demiş kitap mı alsam demiş bir kardeşimiz. Ama kitap alırsam demiş bu paraya zekat olmaz ki çünkü o mal başkasını temlik etmiyor kendime geliyor yine elimden çıkan para diye düşünmüş. Acaba kitap alsam mı ne der buna diye istihare yapmış. Sonra zuhuratta hangi Kamil Mürşid'e bağlıysa artık onu konuşmuyoruz. Filan Kamil, filan Kamil Mürşid onu konuşmuyoruz. Biz yaşanan hakikati konuşuyoruz. Hemen zuhur etmiş Hazreti Ustazım dediği zat. Belki Mehmet Efendi Hazretleridir. Belki Menzil Tarikatının şeyhidir. Yani bir mümin öyle zuhuratta öyle şey yaşamış. Kamil Mürşid Hazretleri kendisine zuhur etmiş ve demiş ki çok mübarek olur derim. Eğer İmam-ı Azam Hazretleri şurada duracaksa demiş. Bu ne demek? İmam-ı Azam Hazretleri şey kendisinin kitapları çok okumuş. Kitaplarının durduğu yerin tam merkezinde İmam-ı Azam Hazretleri burada duracaksa demiş. Ne demek bu? Yani sen o kitapları okuyacaksan ve onlarla amel edeceksen manasındadır. Ve kardeşimiz o hak bir görüştür diye kendisine zuhuratta bildirilmiş. Ve o kardeşimiz tamam şimdi ben o zaman işte şu borç aldığım paraya efendim kitap alayım diye kitapların siparişini vermiş. Der demez şöyle geçerken kitapların arasından Sünen-i Tirmizi'ye gözü düşmüş. Gel de buradan bir hadis-i şerife bakıvereyim kitaplarını çok seven birisi. Bakıvereyim diye Sünen-i Tirmizi'den açmış şöyle rastgele bir hadis-i şerife. İçinden de ne çıkmış biliyor musunuz? Bakın Farzain kanalının yalanlara ya da uydurmalara ihtiyacı yoktur biliyor musunuz? Çünkü önümüzde elhamdülillah Farzain kanalında hocalarımızın önünde hakikat deryası vardır ve o deryadan anlatmayı zaten yetiştiremiyoruz. Bir yalan uydurmaya zaten ihtiyacımız yok. Sahtesi yok elimizde. Hakikatını ulaştırmaya çalışıyoruz. Ona da zaman bulamıyoruz. Ahiret sorarsan aynısını biiznillahü teala deriz. Evet, tefaül derler. Yani şey fal görmek. Böyle kitabı rastgele açıyorsun. İçinden ne çıkarsa ayet-kerimelerden, hadis-i şeriflerden. Evet, kitabı sipariş vermiş büyük bir paraya. Büyük para derken kendisi için büyük, bayağı bir güzel bir paraya kitabı sipariş vermiş ve oradan da öyle rastgele hadis-i şerif açayım diye hadis-i şerife bakmış. Karşısına hangisi hadis-i şerif çıkmış biliyor musunuz? Kim ki Allah yolunda
infak ederse Allah Teala kendisine 700 mislini ihsan eder diye bir hadis-i şerif çıkmış karşısına. Şimdi eğer sen 80 bin TL param olsun diye o 80 bin TL'nin zekatını verirse 2000 TL sana 80 bin TL gelecek. Ama o 2000 TL'yi sen kendim okuyacağım diye ya da çocuklarım okuyacak diye fıkhi kitaplara ayırırsan, günümüzde yazılan fıkhi kitaplardan bahsetmiyoruz. Mazi ulemasının yazdığı fıkhi kitaplar, Kamül Mürşit Hazaratı'nın yazdığı tasavvufi kitaplar, akideye ait kitaplar ya da günümüzde çok muteber alimlerin tercümeleri ya da o günümüzdeki hakikaten muteber rabıtasını tutturabilen zatlar varsa onların kitapları. Evet, bu kitaplara harcarsan 2000 TL'yi sana 700 misli iade edilecek. 700'ü 2'ye çarparsak, 2000'i 700'e çarparsan onu sen hesap et. Yani ben sana bir şey vaade verirsem vaadamın üzerinde duramayabilirim. Ama Resulullah aleyhissalatu vesselam sözleri vahidir. Elbette haktır. Fakat verdiğiniz sadakalar kabul olmayabilir. Orası da var. Niye? Çünkü işte paranıza haram karışmış olabilir ya da hakikaten muhtaç olmayan birisine zekat vermiş olabilirsiniz. Zekat diye verdiğiniz parayı gerçekten Allah yolunda harcamayabilir. Bakın, zenginliğin sırlarından bahsediyoruz değil mi? İşte şu şifreleri tutturabilirseniz zenginlik kapısı size açılır. Hepimize açılır. Evet. Ahir zamanda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerifi vardır. Ey ashabım, siz bugün dinini fakirlik ile yayıyorsunuz ama ahir zamanda salihin dinini para ile yayabilirler, para ile koruyabilirler. Niye para ile koruyabiliriz? Çünkü bakın, soframıza şöyle tayyip lokma getirmek için ne zahmetler çekmemiz gerekmekte. Niye? Değirmen açmamız gerekiyor ya da değirmen açar mısınız, ne olursunuz diye işte yetkililere, değil mi? Haydi şu paraya benim şu kadar katkım var, siz de biraz katkı katın, değirmen açalım diye para vermek gerekiyor. Ondan sonra bir hakikati duyurmak için yine reklam için para lazım mesela diyoruz. Ya da para kitap bastırmak için para lazım. Ya da sofraya bir tane temiz ekmek koyabilmek için hem kendi işte evinde fırının olması lazım, hem tarlan olması lazım ki tarlada ata tohumu yetiştir. Hem onu değirmen açman lazım. Ya da sofraya bir tertemiz zeytin, savuk sıkma zeytin getirmek için senin savuk zeytin sıkıcı aletlerin olması lazım. Zeytin işte ilaçsız mı yetişti? Yumurtayı şimdi günümüzde marketin yumurtası kesinlikle olmaz diyor uzmanlar. Talebeye yumurta yedirmeyelim. Birbirimize, aa biliyor musun bak şöyle tehlike varmış. Ey ulemamız, bakın marketin sakın yumurtasını yemeyin diye uyarı vermemiz lazım. Bir de bugün işittim, arkadaşlar göndermiş bir tane video. Bir profesör uzman diyor ki yumurta yemeyin diyor. Yumurtada da şöyle şöyle zarar var. Hele marketin yumurtası hiç diyor. O marketin diyor içerisinde yumurtası nereden geliyor biliyor musunuz diyor. O o yumurtayı yumurtalayan tavuklar diyor karanlıkta böyle kanatlarını bile çırpamayacağı derecede dar bir yerlerde hapiste tutulmakta. Aynı bizim acımızı çektiği gibi onlar da acı çekiyorlar. Yani bizim gibi acıyı hissediyorlar onlar da. Böyle bir zulme maruz kalıyor onlar diyor. Fıkhi mutalası nedir bu hususun? Zulüm karışan para helal değildir. Zulüm karışan lokma helal değildir. O zaman o yumurtayı çıksın birisi ortaya helaldir diye ispat edebilsin. Bak, biz şu an yumurta haramdır demedik marketin yumurtasını. Ama gel de gör de helaldir diye de ispat edecek bir kişi bulunmaz şimdi diyoruz o marketin yumurtasını. Anlıyor musunuz? Biz dini mutalasını yapıyoruz. Yiyebilir işte başkalar, millet dileyen işte yiyebilir. Yani anayasaya uygun mudur o yumurta, uygun.
Ondan sonra Sağlık Bakanlığı izin veriyor mu? Veriyor. Bizim ona dur ya da sat ya da satma diye bir yetkimiz var mıdır yok mudur onu konuşmuyoruz. Biz din ehliyim diyenler, takva ehliyim diyenler onu yer mi yemez mi bunu konuşuyoruz. Yiyin demeye kimin yetkisi olabilir ki? Hiçbir kitapta bunun cevazı yokken diyoruz. Yani fetva hususunu, fetva yönünü konuşuyoruz biz her zaman. Anayasa yönünü ya da başka hususları konuşmuyoruz. Şirketi suçlamıyoruz. Şirket dilediğini yapsın ya da yapmasın diyen yetkimiz var mıdır, yok mudur? Onu hiç konuşmuyoruz. Biz ey müminler kendinizi bilin. Hakikaten hak yoldaysanız zalimin zararı size gelmez ayeti kerimesinden yola çıkarak sem'en taaten mutala ediyoruz. İkinci yolu zengin olmanın Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh aslında elinde hiçbir para yokken çok aşırı derecede zengin oluveriyordu. Sonra tüm parasını Allah yolunda harcayıveriyordu. Sonra ondan daha çok zengin oluveriyordu. Kendisine bu zenginliğinin sırrı nedir diye sorulduğunda ben dedi Allah yolunda harcıyorum. Allah da bana 700 kat mislini veriyor dedi. Evet, dağ kadar borcu varsa borçtan kurtulmak için söylenilecek dua, hadis-i şerifini de paylaştık metnini. Dua budur, tekrarı ile geliyor. Bir hafta tekrar ederseniz zaten ezberinizde olur, sürekli söylersiniz. Fakat duaların kabulü için 5 vakit namaz korunması gerekiyor. Duaların kabulü için sen birinin haram malını yemiş olmaman lazım. Birinin mirasına çöktüysen, İşte ya da birinin parasını gasp ettiysen işte mülkünü, birine zulmettiysen, mesela bir muhtaç işte şeyh şeyde yatıyor hapishanede, sahtekar şeyh, şeyh olarak kendini ilan etmişti, elini öpenler işte yüzlerce, ihlas sahipleri elini öpmüştü yüz binlerce, şimdi de hapishanede yatıyor, muhtaç ailenin işte kızına evlenmek isteyen şeyh. Aile muhtaçsa parayı ver, para vererek yardım et. Sen görüyor musun ne kadar kezzap insanlar günümüzde din adına neler yapıyor? Demiş ki ben demiş peygamberimiz gibi olacağım, sen de Ayşe validemiz gibi olacaksın demiş. Zannetmeyin günümüzde öyleler yok başka. Şeyh ismiyle işte alim ismiyle bu işleri yapan hainler yok zannetmeyelim. İşte habis lokma yedikten sonra, gaflette yapılan lokma yedikten sonra o nefisten her cinayet beklenir. Bir muhtaç birisine sen evlenmek zorunda değilsin ki. Sen yardım etmek istiyorsan, onu kurtarmak istiyorsan parayı vereceksin. Hatta sahabe-i kiram gizlice para verip kendini belirtmeden gidiyordu. Sen vereceğin para için hem o biçare kıza, zavallı kıza zulmedeceksin. İşte Allah Teala dualarımızı kabul eylesin. Allahümme ekfini bi helalike an haramike ve agnini bi fadlike ammen sivak. Allahümme ekfini bi helalike an haramike ve agnini bi fadlike ammen sivak. Allahümme ekfini bi helalike an haramike ve agnini bi fadlike ammen sivak. Allahümme ekfini bi helalike an haramike ve agnini bi fadlike ammen sivak. Allahümme ekfini bi helalike an haramike ve agnini bi fadlike ammen sivak. Allahümme ekfini bi helalike an haramike ve agnini bi fadlike ammen sivak. Allahümme ekfini bi helalike an haramike ve agnini bi fadlike ammen sivak.